Kesinlikle AK Parti'ye verin. AK Parti'ye? Evet. Yaptığı icraatlar görüyorsunuz. Hayat pahalı diyorlar. Ya hayat illa ki her yerde pahalı var. Neden AK Parti? Yaptığı icraatlar belli. Ne diyorsunuz? Abi ben üniversite öğrencisiyim. Ve şu anda üniversitede ikinci sınıf vatandaş muamelesi görüyoruz Suriyelilerinden dolayı. Evet, hadi cebindeki parayı çıkarsın mesela, ne kadar var? Bakın ben bugün... Aha, çıkarayım, bak. Evet çıkarsın. Evet görelim. Tamam. Onunla bakalım. Çık dışarıya bakalım. 60 lirayla ne alabiliyorsun? Ben bugün bir tane mont aldım. Sadece 400 liradan başlıyor. O mont da hani böyle çok... Abi hanımefendi sordu. Dedi ki 40 lira parası var dedi. Mont 400 lira. Ne alacak o parayla? Şu montu aldım 100 lira. Şunu tamam, aldım. Söyle nereden aldın? Biz de gidelim ondan sonra alalım. Buradan alalım. Şurada aşağıda. Aldınız. Tamam. Sadece montla mı oluyor bu işler? Yani yok, geçim hayır, hayat standartları sadece montla mı oluyor? Efendim sorar mısınız? Hangi etkinliğe gitti? Tiyatroya gittin mi? Sinemaya gidebilir mi diyor. Tabii bunların hepsine gidiyorum mesela, ben. Ben İstanbul'dan geldim. İstanbul'dan gelme önemli değil. Mesela ha, nereye gittiniz onu söyleyin. Hayat bana pahalı diyor. Geçinemiyor diyor öğrenci. Ha 2 kilo patatesin şeyini yapıyorsun. İşte siz 2 kilo soğan kömüre oy verenler bizim geleceğimizi karartıyorsunuz. Ben burada siyasal ideoloji olarak söylemiyorum. Herhangi biri olabilir. Herhangi biri olabilir beyefendi. Yani bu sizin şeyinizi biz 20 yıldır yani hiçbir şey yokmuş gibi, alternatif yokmuş gibi biz bu hayatı sürüyoruz. Alternatif var. Siz sadece işinize böyle geldiği için, ikinci sınıf insan muamelesi görmek hoşunuza gittiği için böyle yapıyorsunuz. Görüyorsunuz ben üniversite okuyorum ama geleceğim yok beyefendi, anlatabiliyor muyum? Türkiye eğer bir dahaki bu seçimde, önümüzdeki seçimde Kurtuluş Savaşı mücadelesi verecek. Sadece onun için demiyorum, ekonomik için demiyorum. Bakın Süleyman Soylu'ya, ona buna biraz YouTube'dan farklı şeyler izleyin, araştırın. Tamam araştırın, tek kanal üzerinden iş, yorum yapmayın. Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Giresun'da yapıyoruz. Seçmenlerimize Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor diye soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Videomuzu izlemeden önce henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açtıktan sonra videomuza like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Hangi partiye oy verirsiniz? AK Parti. Gelin daha var efendim. Hangi sen hocam? Hangi sen? Onlar. Yok yok. Bu pazar günü seçim olsa oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Ya şimdi söylemesek. O da bizim işimiz yok. Söylemek istemiyorum. Bende kalsın. Hiç. Ya o bende kalsın. Tamam. Cevap. Hangi partiye veriyor? Evet. Buraya bakarak kamera görsün sizi. Burasını ben kendisi. Evet. Tamam. Bu pazar günü sandığa gitsek oyunuz hangi partiye olur efendim? Hangi parti olur? Evet efendim. Beyefendi size soralım. CHP olur. Cumhuriyet Halk Partisi. Neden CHP? Beklentilerim iyi ondan. Tamam. Pazar seçim yok hocam, daha çok basit. Diyelim ki seçim günü yarın. Vallahi hiç kararsızım. Kararsız? Niye kararsızım? Niye? Verilecek bu hükümetten başka verilecek yok mu? Bir parti de yok. Bana göre yok. Fatih Erbakan kurdu, Muharrem İnce kurdu, Sarıgül kurdu, Babacan da hiçbirisi yok. Ya şimdi Babacan'ı, Sarıgül'ü bunları şey efendim tanıyan yok ki ya. Erbakan'ı tanıyan yok. Peki efendim, bu pazar günü seçim olsa oyunuz kim olur? Kesinlikle AK Parti'ye veririm. AK Parti'ye? Evet. Neden efendim? Yaptığı icraatlar görüyorsunuz. Hayat pahalı diyorlar. Ya hayat illa ki her yerde pahalı var. Tamam yani, AK Parti. Dünyada... AK Parti. Gelin siz de gelin. Neden buyurun. AK Parti? Yaptığı icraatlar belli. Ne diyorsunuz? Abi ben üniversite öğrencisiyim ve şu anda üniversitede ikinci sınıf vatandaş muamelesi görüyoruz Suriyelilerinden dolayı. Evet. Hani hangi icraatı yapmış arkadaşa sormak lazım. Sorun, hemen sorun. Hadi cebindeki parayı çıkarsın mesela, ne kadar var? Bakın ben bugün... Aha, çıkarayım, bak. Evet çıkarsın. Evet görelim. Tamam. Onunla bakalım. Çık dışarıya bakalım. 60 lirayla ne alabiliyorsun? Ben bugün bir tane mont aldım. Sadece 400 liradan başlıyor. O mont da hani böyle çok... Abi hanımefendi sordu. Dedi ki 40 lira parası var dedi. Mont 400 lira. Ne alacak o parayla? Şu montu aldım 100 lira. Şunu tamam, aldım. Söyle nereden aldın? Biz de gidelim ondan sonra alalım. Buradan alalım. Şurada aşağıda canti var. Tamam. 100 canti. Liraya aldınız. Tamam. Sadece montla mı oluyor bu işler? Yani ya geçim hayır, hayat standartları sadece şey montla mı oluyor? Ya montla değil. Hayat zor diyor. Geçinemiyoruz diyor. Her yerde bu böyle.
bütün dünyada böyle. Bütün dünyada. Siz o zaman ya okumuyorsunuz ya araştırmıyorsunuz. Sadece küçük bir pencereden bakıyorsunuz. Bakın ben sadece mont aldım. Hiçbir şey yapamıyorum. Hiç 400 lira şey verdim. Yapamıyorum. 400 lira verdim. Bakın markası da üstünde. 400 lira verdim. Çay içemedim. Hiçbir yere gidemedim. Hiçbir şey yapamadım. Bütün para monta gitti. Direkt yurda gidiyorum şimdi. O da ikinci sınıf insan muamelesi gördüğümüz yerlerde. Cebimizde 10 TL dahi yok. 10 TL öğrenci olarak cebimizde. Şimdi babam bana hangimize yettirsin? Hangimize yettirsin? Arkadaş diyor ki o var şu var hiçbir şey yok. 60 lirayla mı çıkarsın cebindeki parayla? 60 lirayla ne oluyor? Bir yemek yemesin diyor abi. Ya ben yerim yerim. Patatesin kilosu 2 lira olmuş. Onunla 10 kilo patates alamıyor. Yani hayat sadece şunla gezmeyle, şunla bununla ibaret değil. Abi ne diyorsun? Hangi etkinliğe gitti beyefendiye sorar mısınız? Hangi etkinliğe gitti? Tiyatroya gittin mi? Sinemaya gidebilir mi diyor. Tabii bunların hepsine gidiyorum mesela, ben. Ben İstanbul'dan geldim. İstanbul'dan gelme önemli değil. Mesela nereye gittiniz onu söyleyin. Hayat bana pahalı diyor, geçinemiyor diyor öğrenci. Hayat standartlarının patates, soğan değil mevzu olan. Anlatabiliyor muyum? Halükarda geçinemiyoruz. Psikolojik olarak çöktük. Yani siz bugün nereye gidebiliyorsunuz? Nereye gidebiliyorsun? Bugün gidebiliyor musun mesela kızınla, çocuğunla, eşinle herhangi bir yere? Ha 2 kilo patatesin şeyini yapıyorsun. İşte siz 2 kilo soğan kömüre oy verenler bizim geleceğimizi karartıyorsunuz. Ben burada siyasal ideoloji olarak söylemiyorum. Herhangi biri olabilir. Herhangi biri olabilir beyefendi. Yani bu sizin şeyinizi biz 20 yıldır yani hiçbir şey yokmuş gibi, alternatif yokmuş gibi biz bu hayatı sürüyoruz. Alternatif var. Siz sadece işinize böyle geldiği için ikinci sınıf insan muamelesi görmek hoşunuza gittiği için böyle yapıyorsunuz. Evet ben de bu bak ben hayatımda oy vermedim. Hiçbir seçmen olarak oy vermedim. Şu an beni İkinci sınıf muamelesi gördüm. Ama bak yemek yemedim diyor. Bak yemek yemem ondan okula. Ben üniversite öğrencisiyim ve Suriyelilerle aynı sınıfta, aynı yurtta ders alıyorum. Ben ikinci sınıf muamelesi görüyorum. Birebir şahidim. Biraz araştırın, biraz görün. İkinci sınıf muamelesi görüp görmediğinizi görürsünüz. Ben üniversite okuyorum ama geleceğim yok beyefendi. Anlatabiliyor muyum? Geleceğim yok. Yani bu işler öyle 2 kilo patatese 2 kilo soğana olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Peki oyunuz kime? Oyum... Tabii ki de bir siyasi ideolojim var ama fakat bu iş siyasi ideolojiden çok farklı. Gerçekten Türkiye eğer bir dahaki bu seçimde, önümüzdeki seçimde Kurtuluş Savaşı mücadelesi verecek. Sadece onun için demiyorum, ekonomik için demiyorum. Bakın Süleyman Soylu'ya ona buna biraz YouTube'dan farklı şeyler izleyin, araştırın. Tamam araştırın. Tek kanal üzerinden yorum yapmayın. A Haber'imi izliyor sadece. Hayır A Haber'i izliyor. Beyefendi mi bilmiyorum yorumlarına bakılırsa A Haber'i izliyor. Peki Ekrem İmamoğlu çok dertlisiniz. Zor mu öğrenci olmak? Öğrenci olmak tabii ki de zor ya. Yurtlardaki imkanlara bakın. Bir yemek 9,5 liraya. O da içinde et var diyorlar. Eti mercekle arıyoruz içinde. Ben bu seçimleri olsun, Ankara seçimleri olsun. Beyefendi gülüyor ama yani ben siyasal ideolojiden farklı. Yani değişebileceğini gösterdi bize bazı şeylerin. Türkiye Cumhuriyeti öyle çaresiz değil. Her şekilde değiştirebilir. Herhalde canım bütün ideoloji, ben ideoloji söylemiyorum. İnsanca yaşamak için söylüyorum. Peki bir genç olarak geleceğimi size bağlı. Değişim benim için kurtuluş değişim bakın siyasal ideoloji demiyorum değişim iktidar gelebilir farklı bir muhalefet gelebilir politikalarını beğenmezsiniz siz seçmezsiniz değiştirirsiniz o gider bu gelir yani farklı iş politikalar üretebilir yani biz yıllardır 20 yıldır hep aynı politikayı izliyoruz ve dipteyiz şu anda dipteyiz beyefendi farkındaysanız dipteyiz. Şöyle kurtuluşun nasıl bir çözüm? Reçeteni deniyoruz. Mesela İmamoğlu ben İstanbul'dan geldim. Bakın ben siz İstanbul'dan gelmeniz veya Ardahan'dan Kars'tan gelmeniz önemli değil. İstanbul şey değil. Hiç şey değil yani baz alınmaz. Ölçü değil. Ülkenin gerçekleri var diyor. İmamoğlu veya Mansur Başkan'ın olması önemli değil. Yani değişim önemli. Değişim değişim yazın veya herhangi bir dönemde. Sandığa gitmek sonuç. Tamam. Sandığa gidin. Ülkenin geleceğini millet idaresine sahip çıkmak. Yani hiç problem değil. Artık öğrenci ben de bir mont aldım. 400 lira cebine kuruş param. Hiç önemli değil. Çok pahalı. Çok pahalı. Ben de bir bütün yağ aldım bıraktım. Ha şimdi 140 lira. 140 lira bir yağ alacaksın.
Ondan sonra gerisine bir yağ ile kurtuluyor. Hayat zor mu efendim? Hayat çok zor. Bak arkadaşımız dedi ki 400 lira mont. Ha 400 lira. Çocuklar çok zor, çok zor. Oy kime? Oyumuz da yeni gelsin. Ben yenileri deneyelim. Tamam. Dansın, okey. Çekimizsiniz var mı? Beyefendi. Bizim tabii basın kanalı. Olmuyor. Tamam. Genel ağız saç düzeninizi bozuyorsunuz. Tam sıkıntı yok. Bununla alakalı mükemmel izin almanız lazım. Kaldıralım devam edelim. Ben bu gitsin, bir şimdi bunlar gitsin. Yok şimdi onlar gitsin. 30 yıldır ben gazetecilik yapıyorum. Mülk sıkıntı yok. Okey. Genel ağız saç bozuluyor şu an. Tamam onları gün anladım. Onlar gidecek şimdi. Bununla ilgili valide bizim almaz gerekiyor. Üstadım bakın ben ben söyleyeyim size evet. Ben 89'dan beri gazeteciyim. Tamam. Ben de 20 yıl konuşmuyorum burada. Eyvallah anlatayım. Kamuya açık yerlerde basın tamam. Hiçbir yerde izin almaz. Ama bu şimdi yok. Şu an yana yürüyor. Evet, evet. Tam görüyor musunuz? Bir askeri bölge olsa haklısınız evet. Ya da bir askeri şey olsa haklısınız. Askeri bölge estağfurullah bir şey demiyoruz. Değiliz yani burada yani basın izin almaz. Basın özgürlüğü var. Basın hiçbir de izin almak zorunda değil. Bunu haklısınız. Eyvallah. Şimdi dağıtacağım onu tek tek alacağım. Sıkıntı yok. O konuda haklısınız. Eyvallah. O gidecek şimdi. O biz 10 saniye bir olay oldu. O gidecek. Parti yerleştirdi diyelim. Tabii. Dönün yani lütfen. Merhaba. Siz hangi parti? Sizi de takip ediyorum da. Tamam. Yani. Bu pazar seçim olsa oyumuz... Vallahi bu pazar ya İYİ Parti'ye veririm ya da Mansur Yavaş gelirse her CHP'nin gizli adayı galiba. Hangi partiye? Hangi partiye? Yine seçim. Kafam çok karışık ya. Diyelim o zaman. Evet kararsız. Ekrem AK Parti'ye. Neden AK Parti'ye? Çünkü her şeyi çok güzel yaptı. Hayat pahalı diyorlar. Şu an pahalı ama bazı nedenleri olabilir. Tamam. Teşekkür ederim. İyi. İstanbul'da bugün geldik. Hoş bulduk. Giresunlu vatandaşlarımıza bu pazar günü seçim olsa oyunuzu kime vereceğini soruyoruz. Kime verebilirim sence? Bilemeyiz. Ben Mansur Yavaş. Çok istiyorum tabii. Cumhuriyet Halk Partisi. Tabii ya. Bak ben sana bir şey diyeyim mi? Tabii. İyi ki beni buldun. Ben 60 yaşını devirdim. Maşallah. Bana teşekkür ederim. Bana verdiği para 1,5 milyon, 3600 günden olduğum için yaştan dolayı oldum. 1,5 milyon. Kızım da burada. 1 milyar kira veriyorum, 500 lan geçinemiyorum. Tamam, belki hakkım o kadar, ona bir şey demem. Ama şu var. Senin madem paran var yabancıya bedava besliyorsan, beni de besle, ben bir tul kadının. Tabii. Niye besleyeyim? Biz de vatandaşınım diyorsun, haklısın. Ha, niye vereyim? Oyunu CHP yazdık. Yaz. Hiçbirisine. Neden? Evet. Kırmızı kart hepsine. Siyasetçiler doğrusunu ben göremedim. Oyumu yani genel olarak ben şu an öğrenciyim ve durumdan fazla memnun değilim gerçekten. Tamam. Kime yazalım oyunu? Yani ben CHP'ye verirdim şu an. Başka bir... Evet. Ekrem... Oyum şeye... Kılıçdaroğlu'na. CHP'ye. Ha. Şu anda kararsızım. Çünkü fakir daha fakir. Zengin daha çok zengin. Orta direk yok oldu. Orta direk yok oldu. Şimdi diyeceğim nokta şu. Biz nereye... Niye kararsızsınız abi? Niye kararsız? Bugün maaşla geçilecek bir duruma değiliz. Aldığımız paranın karşılığı yok. Bugün mesela... O yok mu kimse? O yok. Ya vallahi ben şahsıma konuşayım yok. Ben tamam. Yani... Vallahi bilmiyorum. Kim memleketi kim kurtarırsa ona verir. Vereceksiniz. Kimi iyi görüyorsunuz? Ben şu anda bilmiyorum. Karar veremedim. Seçim olsa kime oy vereceğim? Tayyip Erdoğan'a oy vereceğim. Ekrem İmamoğlu. Teşekkür ederiz. Sizler sormak. Çok sağ olun. İstanbul'da bugün geldik. Giresun'da sokak röportajı yapıyoruz. Bu pazar günü bir erken seçim olsa oyunuz kim olur? Yani illa parti belirtmek zorunda mıyım? Evet. Bugünkü soru o. Parti olmaz. Ya ben AK Parti'ye veriyorum oyumu. AK Parti. Neden AK Parti? Niye dersen şimdi şöyle. Şimdi bugün dolar üzerinde operasyon yapılıyor. Neyi yapılıyor? Ya şimdi şöyle diyeyim bak. Ama benim tarih boyunca dış güçler olmuş. Ya yani işte, bugün değil. Bakın. Meteğinden bu yana var. Bakın işte ben onu belirtecektim. Bak tarih boyunca hep bize operasyon yapılmış. Ha? Bugün bizim tarih boyunca ödediğimiz faiz kaç lira biliyor musunuz? O detay AK Parti dediniz tamam. Hani abi şimdi şöyle söyleyeyim AK Parti'nin karşısında herhangi bir parti olduktan sonra ben ona veririm yani. Tamam, şu şekilde CHP. Yani CHP'ye oy vermeyi düşünüyorum açıkçası. Yani şu şekilde benim babam çiftçi yani ve uzun zamandır AK Parti'ye oy veren yani biri benim babam.
Ancak yani şu son zamanlarda AK Parti hani işin biraz cıvını çıkarttı diyeyim. Çünkü ya 2 yıl önce mesela örneğin hani dedim ya burası Giresun yani biz fındıkçılıkla uğraşıyoruz, çiftçiyiz. 2 yıl önce fındık 24 TL'ydi. 2 yıl geçti aradan hala fındık 24 TL. Ama yani gübreye %100 zam geldi, her şeye %100 zam geldi. Yani her şeye zam geldi abi. Şu mesela 2 gün önce aldığım ekmek 1 liraydı, 3 TL olmuş. Aşağıda az önce döner yedim, 2 gün önceymiş 14'tü. Adama sordum, abi menüyü verir misin dedim. Kardeşim dedi, zam geldi de 18 lira olmuş. Abi vallahi aşağıda ben şeye İngilizce kursuna gidiyorum. Vallahi ben bu ülkede yaşamayı düşünmüyorum yani, eğer bu şekilde giderse. Sizin oyunuz hangi parti olur? Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Bir gerekçeniz var mı? Neden cevap? AK Parti'nin yönetemediğini düşünüyorum. Oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Bir gerekçeniz var mı? Neden cevap? Neden değil, Millet İttifakı'na. Sonra seçim olsa oyumuzu kime vereceğiz? Zor soru sormuyoruz. Vallahi kimseye oy verilecek adam yok. Oy yok. Yok. Tek... Hangi partiye? CHP'den başka bir şey var mı daha? Daha var. Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Neden CHP efendim? Niye mi? Şu anda iktidara en hazırlıklı ekonomik, siyasi, ondan sonra hukuk üzerine en güvenilir CHP. CHP ne yapıyor? Halka ışık tutuyor. Zor bir soru. Ama şu anda buna cevap vermek istemiyorum dersem ne dersiniz? O da bir cevap verir, saygı duyarız. Yani bu şekilde bu iktidara oy kesinlikle vermem yani. Tamam efendim. Göründüğü gibi de değiliz çünkü çok yani oy verdi bunlar ama sonunu getiremedik yani maalesef. Hayat çok zor. Sayacımız, anketimiz sayaçlı da hangi partiye yazalım oyunuzu? O bende kalsın. Onu söylemek istemiyorsunuz. Evet. Yine seçin. İyi Parti'ye vereceğim. İyi Parti. Bir gerekçeniz var mı? Neden İyi Parti? Yok, kendime yakın buluyorum. Yakın buluyorsunuz. Sesi falan diye görünce bir şey söylemek istedim. Geçen gün televizyonda şu Ağrı Belediye Başkanı'nı izledim. Ha, açalım bir sen. Evet, Savcı Sayan'ı. Ha yani ismi neyse. Hı-hı. O adamı kınıyorum. Kendini... Bu işleri olan olayı mı söylüyorsun? İşçilerin... Hayır yok yok, fırından bahsediyordu geçen akşam. Akşam mıydı gündüz müydü bir televizyon kanalında fırıncı ekmekleri işte şu kadar ekmek çıkarabilirdi çıkarmıyordu falan. Ondan sonra öyle bir konu olmuştu. Ben 30 yıl İstanbul'da yaşadım. 30 yıl İstanbul'da yaşamış bir insan olarak Ağrı'yla İstanbul'u yönetmenin arasındaki farkı kestirebiliyorum. Bir ilçe bile değil Ağrı. İstanbul bir ilçesi bile değil. Ve kendini Ekrem İmamoğlu'yla kıyaslaması beni çok üzdü. Çok terbiyesiz bir insanmış kendisi. Yani böyle konuşması bilmem ne falan. Ben o kadar hani böyle şey oldum ki akşam. Üzüldüm. Kınıyorum. Kendisini kınıyorum. Yani bir İstanbul'da yaşadı mı acaba? İstanbul gibi bir metropol. İstanbul'da yaşadı. Benim alt komşumdu o. Terbiyesiz bir insan olarak evet, düşünüyorum. Hatırlıyorum. Yani o mobil ekmek araçlarının devrildiğini... İstanbul'da halk ekmeği ne kadar insanların üzerine gittiğini, bunları biz büfelere izin verilmediğini halk olarak biz biliyoruz. Ben şu an dağın başında yaşıyorum. Buranın bir köyünde yaşıyorum. Ve oradan bile orayı takip edebiliyorum. Ve orada yaşamın o kadar kolay olmadığını, bir İstanbul'u idare edebilmenin çok kolay olmadığını bizler bile tahmin edebiliyorsak şayet bu insanın hala çıkıp da oraya bu şekilde konuşması gerçekten inanılır gibi değil. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Nereye bakarak? Ha, kamera orada mı? Valla oyumu tabii ki şimdiki partiye vermeyeceğim kesin. Tamam, AK Parti'ye yok. Yok. Anketimiz sayaçlıdır. CHP'ye vereceğim. Cumhuriyet Halk Partisi. Bir gerekçeniz var mı? Neden CHP? Gerekçem var, evet. Onların da gelmesini istiyorum. Güzel yönetebileceğini düşünüyorum. Kılıçdaroğlu'nun konuşmaları hoşuma gidiyor. Son zamanda atak yaptı. Haricinde ikinci parti kim derseniz Meral Akşener derim. Bilemiyorum ki. Kararsız mı diyelim? Kararsız. Partisel bakmıyorum abi ben ya. Ne hiçbir şekilde. Ben genelde kişisel olarak bakıyorum. Tamam, kişisel kimi istersin? Vallahi abi genel olarak hani Cumhurbaşkanı seçiminden bahsediyoruz. Milletvekili, parlamento Cumhurbaşkanı. Abi duruma göre bakacağız ya 2023'te. Şu an kararsız mı diyelim? Aynen. Bakacağız abi, her şeyin bir zamanı var. Cumhurbaşkanlığı seçiminde mi abi? Milletvekili evet. Abi kesinlikle Erdoğan'a giderdi ya. Oyun. AK Parti'ye. Tabii ki de tabii. Bir gerekçeniz var mı? Neden AK Parti'ye? Abi hani şu an herkesin bir şikayetçi olduğu konu dolar ve euro kuru olduğu için hani ben öyle değerlendirmiyorum o konuyu. Tamamen Erdoğan'a bağlıyorlar. İşte Erdoğan şöyle yaptı, böyle yaptı. Bence gayet herkes çalışınca mesela burada bir sürü dükkan var. Şu sokağa baktığımızda herkesin eli ekmeği tutabiliyor bence. Bence saçma geliyor abi. Onun için Erdoğan aynen.
Genç. Bak şimdi be, sen bir gençsin. Evet. Sen şu an okuyor musun? Okuyorum, Giresun'da. Anladım. Annen baban çalışıyor. Tabii. Emekli mi? Yok, çalışıyorlar hala. Şimdi nasıl geçiniyorum diyorsun? Geçiniyoruz, Allah'a şükür geçiniyoruz. Ya şurada bak şimdi. Şuradan çıktım. Bir tane çay içtim. Sadece çay 10 lira. Senin gibi bir gencin arkadaşlarıyla beraber gidip, anladın mı? Evet. Hiç para sıkıntısı olmadan çayını, kahvesini ısmarlayabilmesi lazım birbirine. Evet. Değil mi? İdare şu anda bak şimdi. 1,5 ay önce 150 liraya aldığım tüp şu an 225 lira. Aynen, 225. Bak daha gittim sormadım. Evde şu anda tüp yok. Ha şimdi alacağım, şey yapacağım. Diyeceğim ki ayın birinde verebilir misin diyeceğim. Rica edeceğim. Olabilir tabii. Rica ile bak. Yani hayat zor. Hayat zor mu? Tabii hayat zor. Nefes almak bile zor. Nefes. İnsanların şu anda nefes alması zor. Şu insanların hala Erdoğan... Sizin oyunuz kime peki? He? Sizin oyunuz kime? Bak şunu söyleyeyim. Ben hiçbir parti şeyi değilim. Ama kesinlikle iktidara vermeyeceğim. Muhalefette sadece bu muhalefetten istediğim, ya bir tek bir aday olsun. Ya kendileri bir aday belirleyin. Kime yazalım oyunuz efendim? Mansur Yavaş çıkarsa Mansur Yavaş. Kesinlikle Cumhurbaşkanı adayı olarak Mansur Yavaş çıkarsa Mansur Yavaş'a veririm. Çıkmasa mesela. Dürüstlüğünden dolayı yani olsa Mansur Yavaş, olmasa Ekrem İmamoğlu'na veririm. Bu parti olarak diyebiliriz. Yani şöyle diyebiliriz. Ekonomik durumdan bahsedecek olursak zaten zamlar, piyasa, her şey ortada. Şimdi asgari ücretten hesap edeyim. Asgari ücret 2900 lira olsun. 2800 lira değil mi? 1825 lira. Evet. 825 lira. Şimdi bir ailenin günlük tek öğünde yediği yemek, atıyorum tavuk aldın yarım kilo 20 lira. Yanına ekmek aldın 5 lira. Şöyle böyle 30 dedim. En kötü ihtimalden 30'u da geçer. Yani bunu 3 öğüne hesaplarsak günlüğün zaten 90 liraya geliyor. İnsanın, yani bir ailenin günde 90 lira harcadığını varsaysan, yani bunu 30'la çarpsan 2700 lira zaten sırf adamın midesine gidiyor bir ailenin. Ya kirası, elektriği, çocuğu, tamam, eğitimi. Hesaplama güzel, hangi parti yazalım? CHP dedik. Ya ben CHP yazardım. Tamam. Çünkü değiştirirdim yani. Bu sistemi değiştirecek olan bensem, Türk genci ise, bunu bütün Türk gençlerin birlikte yapmamız lazım. Sadece tamam, benim de önemli olacak bir şey değil yani. AK Parti abi. Neden AK Parti? Seviyorum abi, ailem de onu tutuyor. Biliyorsun onu musunuz? Evet. Tamam. AK Parti'ye verin. AK Parti. Neden AK Parti? Başka parti mi var? Var. Ben başka parti var. Ha, ben MHP ile AK Parti'den başka tanımıyorum diğerlerini. İyi Parti'ye verirdim. Gerekçeniz var mı? Neden? Yani İyi Parti'nin ve Meral Akşener'in başarılı olacağını düşünüyorum. Anladım. Bir kere de onlara şans verelim yani, öyle diyor. Kesinlikle AK Parti. Neden AK Parti efendim? Yani para onlarda çünkü. Evet, çok net bir şekilde. Paraya göre mi veriyoruz? Yani şimdi bu zamana kadar herkes öyle verdi. Ondan dolayı bu saatten sonra bir işe yarayacağını düşünmüyorum yani, düşünerek vermenin. Para AK Parti, AK Parti'ye vereceğim o diye. Evet, çok net bir şekilde tamam. Yani. Bu aleyküm selam. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Çok şükür, sizler sağ olun. Allah razı olsun. İstanbul'dan geldik. Bu pazar günü bir erken seçim olsa oyunuz hangi parti olurdu? Hangi parti? Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a olur. AK Parti olur. Aynen. Neden AK Parti? Olsun. Abi biz yıllardan beri AK Parti'yi gördük. AK Parti'nin hizmetlerini gördük. Her türlü. Yok, ben aslen Urfalıyım ve Osmaniye'den geldim. Ha, yerde miydin burada? Yerde. Aynen, burada yerimiz de var. Ha, işiniz var. Cumhurbaşkanımıza selam olsun. Cumhurbaşkanımız her zaman yanımızdadır. Tamam. Ben söylemem ki açık açığa. Bu da bir cevap. Söylemek istemiyorum. Yok, söylemek istemiyorum. Tamam, diye söyle. Abi deliye de sorsay AK Parti'ye. AK Parti. Neden AK Parti efendim? Çünkü her şeyi, bak şu insanların yaşamını görüyor musun? Pahalı diyorlar ama. Ya pahalı, bedava olacak değil ki her şey. Her şey karşılığında. Normal mi her şey? Normalinden üstünde amca. Hiçbir verilecek parti yok şu anda. Yok. Bir erken seçim olsa oyumuzu kime verelim? Parti sizin efendim. Bir saniye soruyoruz. İyi Parti'ye vereceğim. İyi Parti'ye. Bir gerekçeniz var mı? Neden İyi Parti? Memleket şu anda kötü duruma gidiyor yani. Belki düzeltir diyorsunuz. Kötü duruma gidiyor. Yani ilk başlarından iyiydi. Şimdi sonra bozdular. Şimdi genel seçimde artık bu iktidarın şeyi belli oldu yani, bu dolarların şu. Miadı dolu mu diyorsun? Miadı doldu bu iktidarın. Tamam. Daha önce hiç oy verdiniz mi AK Parti'ye? Efendim? Daha önce hiç oy verdiniz mi AK Parti'ye? Ya şimdi verdik ömrede, bu şey değil de artık bu hükümetin şeyi bitti yani. Tamam. Bir değişik olması gerekir. Kime vereceksin abi? Kime? Anketini CHP'ye vermek gerekir. Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Bir gerekçeniz var mı? Bir denemek lazım ama Türkiye'nin rahatlığı için yani, daha doğrusu Türkiye'nin ikinci partisi olmuş bu adam. Doğru. Yani Muhal Anavarı Partisi olduğu için bir denemek gerekir. Size Cumhuriyet Halk Partisi'ne veririm. CHP. Neden CHP? Daha var. Bir gitmeyin. Bir soru daha var. Evet. Bir gerekçeniz var mı? Neden? Ya öteki parti altına vermeye başladı. Ya içimizde kalsın abiciğim. Siz
söylemek istemiyorum ama bir cevap efendim. Teşekkür ederim. Söylemek istemiyorum. Vallahi vermek, yani şu an bir şey söylemek istemem bu konu. Artık AKP olmayacağı kesinmiş. Tamam. Hangisini olur peki? AKP yok. Parti seçmiyorum ben. CHP muhalefet? Yok, CHP, MHP yok. Kime vereceksiniz? O bende kalsın. Sol. Hangisi? CHP? Muharrem İnce. Memleket Partisi. Neden efendim? Onu seveyim ben. Tamam. Ben Memleket Partisi'ni veririm abi, verecek olursam. Muharrem İnce. Neden Memleket Partisi? Çünkü hem iç politikasını hem dış politikasını beğendiğim için. Tamam. Yani CHP gibi ne işte şey diyor, işte Akdeniz'den çekileceğiz, Suriye'den çekileceğiz gibi politikası var. Hem de iç ekonomiye ağırlık veriyor. Bu yüzden ben Muharrem İnce'nin partisini... Tamam. Parti olarak AK Parti dışındaki diğer partilere bakarım. Söylemiyor musun parti? Yok. Tamam. Hiçbirine vermem. Neden? Daha var ama. Yok yok, vermem vermem. Bir maske olsun efendim, maske olabilir. Olması da olur, buyurun. Tamam. Bu pazar günü bir erken seçim olsa oyumuzu hangi partiye vereceğiz efendim? Yani henüz belli değil, o konuda bir yarın şey söyleyemem. Yarın da olsa, hani pazar diyorsun, belli değil, yarın nasıl belli olacak? İşte daha erken olduğu için. Yani daha erken olduğu için, valla şu an henüz bir karar vermedim yani. Zaman kararsız diyeceğiz. Kararsız diyeceğiz, evet. İyi Parti. İyi Parti, neden İyi Parti? Seviyorum. Seviyorsunuz. Doğruyu söylüyor. Tamam. İyi Parti'ye veririm. Neden İyi Parti? Doğru olduğu için. İçin. Belli değil ki, o zamanki kararım bilir benim ya. Kararsız ya. Mı diyorsun? Ha, şu an kararsız. Kararsız. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Sağ olun. Efendim, bu pazar günü sandığa gitsek oyunuzu hangi partiye vermek isterdiniz? AK Parti'ye. AK Parti. Neden AK Parti efendim? Çünkü sağlam, düzgün bir karakter olduğu için. Artık yönetemiyor diyenler var. Ne dedin? Evet. Ona? Yani bayağı pahalı diyorlar. Düzgün, pahalı her yerde var. Sadece Türkiye'de değil. Her tarafta var. Dünyanın her tarafında vardır. İşte orada sabır %30 etmiyor. Artmış, bizde %200 artmış. Düzelir. Bizde yer biraz düzelir. Uğraşırsa düzelir. Tamam. Öyle ya, bu kendileri yapıyoruz bunu. Evet. Gidiyoruz bugün de giresin İstanbul'a. Bu böyle yani. Açık açık seçim, zaten seçmen gizlidir yani. O da var. Şimdi yani yanlış olur yani, öyle ya. İçine herkes içine. Tabii canım yani, şimdi birisine desen birisi darılır. Birine desen birini darılır. Öyle değil mi yani? Tam olsa oyunuz kim olur efendim? Nasıl? Bu pazar günü sandığa gitsek hangi partiye oy verirsiniz? CHP'ye veririm. Başka kime veririm? Cumhuriyet Halk Partisi. Neden? Aynen. Adamlar çalışıyor, iktidar denen nesle bitmiş. Şöyle çarşı pazarda bir tane AK Partili bürokrat bir adam görün. Halkın ya çıkmıyorlar mı? Kaçıyorlar. Kaçıyorlar, tamam. Şu anda dolar 14,5. Şu an. 15 mi oldu? Yapma ya. Biz nereye gidiyoruz? Uzaya gidiyoruz. Abi sen de gel lütfen. Geleceğim abi, hazırım. Bekliyorum. Hani ortalık Anladın çok... Anladın mı? Ortalık çok kötü. Allah sonumuzu iyi yapsın. Amin. Yoruz. Sol Parti. İşte hangisi mesela? Sol Parti var. Bir tane Giresun'da biliyor musunuz? Yok, ismi mi Sol Parti? Sol Parti. İsmi Sol Parti. Merhabalar efendim. Minik bir soru sorabilir miyiz? Müsait misiniz? Hoş geldiniz. Efendim, bu pazar günü sandığa gitsek oyunuzu hangi partiye vermek isterdiniz? İktidara vermem. Tamam, AK Parti'ye yok. Kime var efendim? Sayacı anketimiz sayaştı da. Hangisini yazalım? İyi Parti'ye veririm. Meral Hanım'a veririm. Bir gerekçeniz var mı? Neden İyi Parti? Ya şimdi şu anda ülke kötü yönetiliyor. Belki düzelir diye. Belki de değil. Çünkü iyi bir Millet İttifakı var. Oradan iyi sonuçlarını çıkaracağına inanıyorum. Tamam. Memleket için iyi, faydalı olacağına inanıyorum. Politikalarına yarın bakacağım. Bu haliyle. Daha şu an o değil. Mesela yarın olsa. Evet. Sonra değişebilir. Şimdi kararınız. Bu ülkenin modelini, Çin modeli değil, tarımsal model destekleyen. Eğitimde önce ahlak maneviyatı diye. Denizciliği, havacılığı, üretime, istihdama, insanların hakkıyla yaşayabildiği bir partiye oy veririm. Kim o parti? Şu an Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi. Saadet Partisi, zaten anlattınız.